Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve sonrasında yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Bugün Yapıt Derneğimiz. Yapıt nedir? Yaratıcı Etkinlikler Planlama Uygulama Derneği. Yani sektörümüzün etkinlik, organizasyon sektörünün oluşturduğu bir dernek çatı. Ve bu dernekte ben de yönetimdeyim. Bugün Yeni Yıl Partisi'ni üyelerimize gerçekleştiriyoruz. Ve biraz sonra tek tek bütün konuklarımı alıyor olacağım. 2020'den beklentileri nelerdir? Evlilik sektörü nasıl? Hareketli mi? Yeni trendler var mı? Ustalardan, bilirkişilerden hepsini duyuyor olacağız. Biraz sonra tek tek konuklarımı alıyor olacağım. Haydi konukları almaya gidelim. Tek tek bakalım neler anlatacaklar bize. Sevgili arkadaşlar, bugünkü bölümün ilk konuğu sevgili başkanımız, Yapıt Derneğimizin başkanı hanımefendi Şebnem Mardini. Aynı zamanda Şebnem Organizasyonu'nda imtiyaz sahibi. Şebnem Hanım, kanalıma ve programımın ilk konuğu olarak hoş geldiniz diliyorum. Çok teşekkürler. Çok onur duydum ilk program olmasından ötürü. Biz bildiğin gibi senin de yönetim kurulunda olduğun gibi Yaratıcı Etkinlikler Derneği'ni kurduk ve 100 küsür tane şu anda üyemiz var. Her geçen gün daha fazlalaşıyoruz. Dolayısıyla bu sektöre belirli bir disiplin, belirli bir ivme kazandırmak için çalışmalarımız sürüyor. Bugün de bunlardan bir tanesi. Evet. Happy New Year herkese diyoruz. 2020'nin başarılı, mutlu, sağlıklı bir yıl olmasını diliyorum tüm üyelerimiz için. 2019'a nazaran 2020 yılından sektör olarak beklentilerimiz nedir? 2020 daha iyi bir yıl olacak diye tahmin ediyorum. Hem yurt dışından gelen inşallah bir şeyler olmazsa diyeyim Türkiye'de. Bir olumsuzluklar yaşamazsak. Olumsuzluklar yaşamazsak 2020 daha iyi bir yıl olacak gibi. İnşallah öyle temenni ediyoruz. Öyle temenni ediyorum ve onu hissediyorum. İnşallah öyle olur. Gelinler genelde geçmiş dönemlere nazaran ya da çiftler diyelim, 2020 yılında ne tarz bir davet istemektedir ve öngörünüz var mı bununla ilgili? Şöyle ki, düğünler genellikle klasik tarzda oluyor bildiğiniz gibi. Zaten wedding'in yani düğünün şeyi klasik. Yani yıllardan beri süre gelen, bir yıllardan, asırlardan, yüzyıllardan beri süre gelen bir ritüel wedding hadisesi. Dolayısıyla o ritüeli bozmuyorsunuz. Kimi zaman daha modern oluyor, kimi zaman daha klasik oluyor, kimi zaman bunun ikisinin karması oluyor. Ama bu hakikaten tüm ailelerin beraber olduğu, bütün sevdiklerinizle, tanıdıklarınızla beraber olan bir toplantı. Dolayısıyla bunda tüm aileler, tüm çiftler en güzelini yapmak istiyor. Çünkü bu kusura bakmayın seneye tekrar evlenelim diye bir şey yok bu işte. Kesinlikle. Dolayısıyla bir defa olan bir şeyler. Onun için de insanlar en iyisini yapmaya çalışıyor. Tabii ki bütçeler dahilinde. Bu düğün hazırlıklarında çiftler en çok organizasyon firması seçimlerinde nelere dikkat etmesi lazım? Şöyle ki çiftler bir kere sosyal medya çok kuvvetli bir araç. Dolayısıyla sosyal medyada resimlere bakın. Resimlerin bazılarını görüyoruz. İşte biz sektör olarak veya dernek olarak bir etiği yerleştirmek istiyoruz. Gördüğünüz her resme kanmayın. Dolayısıyla bunların altındaki yorumlara bakın. Kaç şey yapılıyor. Doğru firmalarla çalışmak lazım. Dolayısıyla yani burada çok ince elip sık dokunmaları gerekiyor. Çok iyi araştırma yapmaları gerekiyor. Doğru. Ben yurt dışından bir gelinimi söyleyeyim size. Kız dedi ki ben Türkiye'de düğün yapmaktan korkuyorum. Hayrola neden dedim. Dedi ki işte bir arkadaşımın Mısır'daki düğününü almış bir firma koymuş, benim kendi işim diye koymuş. Emin misin dedim. Tabii ki eminim dedi. Mısır'daki bir düğünü benim arkadaşım, tanıyorum kişileri dedi. Dolayısıyla internette o kadar çok, yani Instagram'da o kadar çok güvenilen bir araç değil. Mutlaka araştırsınlar. Yani doğruluklarını emin adımlarla gerçekten incelemeleri gerekiyor burada. Doğru. Peki 2020 yılından son olarak beklentiniz nedir sektör açısından? Sektör olarak 2020'nin daha doğrusu etiğe önem verilen, ondan sonra bizim sektörde etik maalesef çok fazla değil. Ondan sonra etiğin çok daha fazla olduğu, insanların birbirlerine saygı sevgisinin olduğu bir sektör beklentim var. Ondan sonra ondan başka da çocuklara, yani gençlerimize bana diyor. Evet, aynen sana diyorum. Yok yok, inanmayın ona demiyorum. Ondan sonra araştırmalarını istiyorum. İnternet var, Google var, baksınlar, etsinler. Dolayısıyla sonra baktıktan sonra 2-3 firmayı indirsinler. O 3 firmayı da ziyaret etsinler. Alternatifleri kısalsınlar diyoruz kısaca. Doğru, doğru. Tutup da 10 tane, 20 taneyi ziyaret etmesinler. Bunu sosyal medyada tarasınlar, 3'e indirsinler, 3 firmayı ziyaret edip ondan sonra da ne karar veriyorlarsa onları versinler. Doğrusu da o. Çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Rica ederim. Sevgili arkadaşlar, diğer konuklarımızı hemen alıyorum. Arkadaşlar, bugünkü programımın ünlü konuğu sevgili abimiz Tanju Çolak. İlk önce kendisine teşekkür ediyoruz. Ama tabii ki en büyük dostum, ailemizden biri olan, zaten kanalımın sahibi diyebileceğim Lütfü abimiz de var. Hoş geldiniz. Selamlar Erol'cum, nasılsın? Sağ olun, siz sormalı. Programıma şeref verdiniz her şeyden. Sağ olun. Seni ve değerli meslektaşlarımızı burada görmek beni mutlu ediyor. Tanju abicim, İlk önce kanalın içinde söylemek istersin. Evlilik sektörü. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Zaten sevgili Lütfü'nün, dostum Lütfü'nün olduğu yerde sevgi vardır, saygı vardır, birliktelik vardır, keyif vardır, coşku vardır. Kesinlikle. O gönül adamı, o sevgi adamı. Onunla buraya geldim. İyi ki gelmişim. Çok güzel dostlar var, çok güzel gruplar var. Güzel vakit geçiriyoruz. Evliliğe gelince erken evliliğe karşıyım ama erkenden yani, kastımız kaç olmalı? Yani 28'den sonra daha doğru, daha güzel olur. Erkekler için mi, bayanlar için mi? Hayır, erkekler için. Bayanlar yani bir kere erkekle bayan arasındaki yaş da en az 7 ile 10 arası olması lazım. En az. Evet. Doğrusu da bu. Peki neden? Hayat tecrübesi, yaşam kalitesi, duruşu, tavrı çok önemli. Şimdi 18-20 yaşındaki bir genç evlendiği zaman eşine ne verebilir? Hiçbir şey. Ne sunabilir? Nasıl yaşayabilir? İşte bu evlilikler çok çabuk bitmeye mahkum. Tecrübe de gerekiyor burada. Nasıl? Tecrübe. Tecrübe lazım, yaşam lazım, paylaşım lazım. Yani bir de yani bu hayatın içinde birçok kurallar var. Paylaşmak, arkadaş olmak, bir şeyleri görüp yaşamış olmak, yaşamışlık fazlalığı bir erkeğin 28 yaşından sonra kalitesine, duruşuna ve hayatın tecrübesiyle evliliği birleştirdiği zaman çok daha güzel şeyler ortaya çıkar diye düşünüyorum. Kesinlikle. Boşanma nedenlerinde %20 civarında sosyal medya etken burada. İnsanlar sosyal medyayla ilişki kurmak istiyorlar. Birilerini tanımak istiyorlar. Yani cinsel hayatını orada yaşayacaklar. Yani içindeki içgüdüyü o sosyal medyada buluyorlar. Herkes zaten bayanı da, erkeği de, kızı da, yaşlısı da, genci de o sosyal medyada. O ilişkiler birleşiyor. Ondan sonra aile bağları zayıflıyor. Yaşanmışlıklar bitiyor ve ne oluyor? Boşanmalar başlıyor. Kesin. Son olarak çiftlere önerileriniz, evlilikle ilgili ilişkilerde ne yapmaları gerekiyor? Tavsiyeleriniz neler? Sen ne diyorsun? Sen tavsiye et, sonra ben edeyim. Öncelikli olarak bu sosyal medyadan hani neredeyse cinsel hayatlarını orada yaşıyorlar diyorsunuz ya. bu kadar revaçta hale gelmesinde şu eksik de var. Beşeri ilişki eksiği. Bakın biz burada bir cemiyetteyiz ve burada ben zaten çoğu arkadaşım, merhabalaşıyorum. Yeni insanlarla tanışıyorum ve buradan gocunmuyorum, zul duymuyorum ve buna medeni cesaretim var. Beşeri ilişki kabiliyetime güveniyorum. Yeni gençler buna güvenmediği için, beşeri ilişkiyi beceremedikleri için, medeni cesaretleri olmadığı için soft ortamda Instagram'dan, Facebook'tan tanışmaya, yarışmaya çalışıyor ve ilişki kurmaya çalışıyorlar. Bu da bence bir eksik. Kuruyorlar da ama. Kuruyorlar. Abi, aynı balon, o karşıda o karşılığı görebiliyorlar bayağı. Balon köpüğü gibi başlıyor, aynen. Balon köpüğü gibi sönüyor. Gençlere en büyük tavsiyem şu, bu hız çağından dolayı hazım sorunu var, sabır sorunu var. Eğer biz bir eşimizi, karımızı veya kocamızı eş diye belliyip evlenmeye karar veriyorsak bu bugünlük, bu yıllık veya 3 yıllık değil. Bu ölene kadar sürmesi gereken bir müessese, ona göre düşünmemiz lazım. Düşünüp eğer evleniyor isek, sonrasında da eşimizin yaptığı hataları, daha doğrusu eşimizi hatalarıyla sevmeye devam etmemiz lazım. Karşılıklı olarak. Tabii. Bu sabır müessesesi artık evliliklerde en önemli bir ekleş haline geldi. Sabır var mı? Bu sabır var mı? Çünkü gençlerde özellikle, maalesef. Özellikle ayakların üzerinde duran bayanlarda, erkeklerde en ufak bir şeyde kıvılcım çıkıyor ve ayrılık başlıyor. En küçük bir tartışmada kavga çıkıyor, hemen ayrılıyorlar. Hemen. Çok basitleşti. Bir de şu var, tabii bayanın ayakların üzerinde durması, işinin olması ona ayrı bir güç veriyor. Ama bayanın çalışmıyorsa da erkek orada güçlüyse, parayı kazanıyorsa, eve getiriyorsa bu sefer erkek her türlü egoistliği, egomanyayı kuruyor. Bu da yanlış. Yani evlilik bir paylaşımdır, birlikteliktir. Omuz omuza en zor gününde beraber olmaktır. Yani tartışmayı en küçük şekilde sıfıra indirgemektir. İyi günde, kötü günde beraber olmak lazım. Yani bu işte hikaye yaparken iyi günde, kötü gününde hep beraber olacağız demediler mi? Hani neredeler, niye yoklar, niye onu hiç düşünmüyorlar? Ama öyle bir toplum geliyor ki çok çabuk evlenen, çok çabuk boşanan, her şeyi çok çabuk tüketen bir toplum geliyor. O da bir gerçek. Çok sağ olun abi. Sevgilerinize bakın. Görüşmek. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdiki konuğum ritüel fotoğrafçılık firmasının sahibi Kaan. Kaan'la 2020'den beklentileri nelerdir, öngörüleri nelerdir, tavsiyeleri nelerdir hemen kendisine soralım. Kaan'cığım ilk önce merhabalar. Merhaba. Kanalıma şeref verdin. O şeref bana ait. Teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Rica ederim. 2020 yılı ile ilgili beklentilerimiz tabii ki geçtiğimiz yıl yaşadığımız sektör genelinde yaşadığımız sorunları artık yavaş yavaş aştık ve belli bir düzene oturdu. Dolayısıyla geçtiğimiz yıla nazaran çok daha iyi, ivmeli işler beklentimiz var. Bu yıl umuyorum ki hepimiz için daha güzel inşallah bir yıl olacak. İnşallah bereketli olsun. Aynen öyle inşallah. Peki 2020 yılında 2019'a göre çok farklı yenilikler, projeler kendi firmanız olarak var mı? Varsa neler var? Var tabii ki. Şöyle zaten artık çiftler sosyal medya kullanımını çok fazla önemsedikleri ve çok fazla kullandıkları, hakim oldukları için dolayısıyla bizlerin de yeniliklere ayak uydurmamız ve özellikle yurt dışındaki örneklere de bakarak kendimizi geliştirmemiz ve bünyemize yenilikler katmamız gerekiyor. Çünkü eskiden biz verdiğimiz hizmetleri çiftlere anlatırken, onlara verdiğimiz hizmetlerle ilgili detaylı bilgi verip onları bilgilendirirken artık günümüzde böyle bir şey yok. Çiftler zaten bilgilenmiş ve gerekli doneye, dataya sahip olarak bize geliyorlar ve beklentilerini çok iyi bir şekilde bize aktarıyorlar. Bizler de elimizden geldiğince dediğim gibi günümüze ayak uydurarak yurt dışındaki o örnekleri ülkemizin kültürüyle de harmanlayarak bir takım yenilikler dahil ediyoruz hizmetlerimizi. Kesinlikle. Bu sene de bu yenilikler olacak. Ama açıklamıyoruz galiba. Sürpriz olsun. Sürpriz olsun ama güzel yenilikler var. Yani sosyal medyadan var. Sosyal medyadan evet, Ritüel Visuals olarak takip edebiliriz. Tekrar alalım. Ritüel Visuals olarak takip ediyoruz. Çiftlerimiz bu hazırlık sürecinde kamera fotoğraf seçiminde özellikle daha çok nelere dikkat etmeleri lazım ve siz bu konuda ne tür önerilerde bulunuyorsunuz? Şöyle, çiftler bu düğün hazırlıkları sürecinde tabii ki belli bir bütçeyle, yani her kalemler farklı olduğu için belli bir bütçeyle yola çıkıyorlar ve seçimlerinde genelde de bütçeyi ön planda tutarak hareket ediyorlar haliyle, haklı olarak. Fakat benim tavsiyem çiftlerin, sonuçta artık dediğim gibi sosyal medyada çok hakim olduğu için herkes, çiftlerin bütçeden ziyade belli bir yere gelmiş, belli bir isim yapmış firmalarla çalışmaları. Çünkü düğün hadi olmadı sonra bir daha iyisini yaparız diyebileceğimiz bir şey olmadığı için. Öyle bir lükse sahip değil. Böyle bir lüksümüz yok. Böyle bir şeyin de olmasını tabii ki hiç kimse için istemeyiz. Herkes bir kere evlensin isteriz ama bu durumda insanlar seçimlerini yaparken tabii ki bütçeyi de önde tutmak lazım ama daha ziyade kendilerine hitap eden, kendilerini, beklentilerini karşılayabileceklerini düşündüğü ve dediğim gibi sektörde yer etmiş, isim yapmış, belli bir güven oluşturmuş firmaları tercih etmeleri onlar için çok daha iyi olacaktır. Özellikle mesela tabii dediğim gibi sosyal medyada bakıyoruz, ediyoruz, orada insanlar portfolyolarını paylaşıyor, yaptıkları işleri gösteriyor ama sadece oraya bakarak seçim yapmamalarını tavsiye ederim. Mutlaka ofislerine gitsinler, yerlerini görsünler, yüz yüze gelsinler, birebir konuşup tanışsınlar ve o karşılıklı enerjiyi, o elektriği, sinerjiyi alsınlar. Çünkü düğün günleri çiftler, gelin ve damatlar anne babalarından çok bizleri görüyor. Kesinlikle. Dolayısıyla bütün bir günü bizimle paylaşıyor. O yüzden frekans tutması, o enerjinin tutması çiftler açısından da çok rahatlatıcı oldu. Çünkü çok stresli bir gün. Çok fazla kafalarında soru var. Çok fazla stres var. O stresi ne kadar minimize edersek biz de o kadar rahat çalışıyoruz. Güzel, mutlu oluyoruz. Kaan'a çok teşekkür ediyoruz bu bilgileri bizlere aktardığı için. Şimdi ise sıradaki konumu hemen alıyorum ve Kaan'ı uğurluyoruz. Şu anda diğer konuğum Proje Wedding firmasının sahibi Zerrin Özkan. Ablacığım, hoş geldin programıma. Hoş bulduk. Teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Rica ederim. İnşallah uğur getireceksin kanalıma. İnşallah. Sen de bana uğur getireceksin inşallah, eminim. İnşallah hep beraber. Ablacığım, 2020 yılından sektör olarak beklentin nedir? Bizim sektörümüz çok keyifli bir sektör ve insanların mutlu olduğu günlerde biz bir araya geliyoruz. Özellikle düğünlerde, evet ve bizler de o mutlu olacakları günde dekorumuzla, şovumuzla onlara mutluluk katıyoruz. Eminim ki 2020 bence çok bereketli ve güzel geçecek. İnşallah. Öyle umuyorum. Evet. Peki 2019 nasıldı sizce? 2019 ilk başlarda ilk 6 ay bence iyiydi. Sonradan biraz bir ekonomiyle alakalı düşüşler yaşadık ama tekrar toparlanmaya başlıyor gibi görünüyor. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Çiftlerimize, bu evli kızılığı yapan çiftlerimize bu aşamalarda nelere dikkat etmesini istiyorsunuz ve tavsiyeniz var mı sevgili çiftlerimize? Evet, şimdi gelin ve damatlara şunu öneririm. Mekan seçiminde düğünlerinin dekor ve şov kısmında gerçekten kendilerini anlayan firmalarla çalışmalarını öneririm. O çok önemli. Eğer çalıştığınız kişideki enerji tutuyorsa o çok güzel bir gece, çok güzel bir düğün geçireceksiniz anlamına geliyor. Kesinlikle katılıyorum size ve ne diyoruz? Bütün çiftlerimize yeni yıllarını kutluyoruz, mutluluklar diliyoruz. İyi seneler. Her şey gönüllerince olsun. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konuğum sevgili abim, dostum Tamer Köseoğlu. Bugün kendisi bize yatlarla, denizcilikle ilgili birkaç bilgiler aktarıyor olacak. Ama bunları aktarmadan önce biraz kendisini tanıyalım. Tamer Köseoğlu kimdir? Erol'um, öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Yaput'un yılbaşı gecesini kutlamasında olmaktan büyük onur ve kıvanç duyuyorum. Tamer Köseoğlu 2005'te İstanbul Deniz Turizmine Yat İşletmeciliğine başladı 2005 yılında ve şu anda mevcut 8 ticari motoriyatımız ve 2 tane deniz ambulansımızla devam ediyoruz. Bu arada Tamer Köseoğlu İstanbul Turizm İşletmeleri Ticari Motoriyatlar Dernek Başkanı, İstanbul Deniz Turizmi Valiliği ve Kültüre Bağlı Deniz Turizmi Kurulu üyesi, İstanbul Deniz Çağrısı Meslek Komitesi üyesi, KASİAD, Kastamonu Sanayici İşlemleri Yönetim Kurulu üyesiyim. Çok faal, enerjik bir yapımız var o zaman. Aynen. Hakikaten işimi seviyorum, severek yapıyorum. 2020'den de çok ümitliyim. Çünkü Şampiyonlar Ligi finali Türkiye'de olacak. Altyapısına şu andan hazırlanıyoruz. Şu anda mevcut elimde 20 tane, o gün 20 tane tekniği dışarıdan destek alarak kiraladım. Çok güzel. Ve beklentiler yüksek. İnşallah 80.000 kişi gelecek inşallah. Bekliyoruz. İnşallah. Sevgili Tamer abimiz denizin artık duayeni diyebiliriz. Deniz taşımacılığın gerçekten benim kendi doğum günümde de ev sahipliği yaptı. Buradan da tekrar kendisine teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bir bölümün komple yatıda çekim yapıyor olacağız. Belki orada sizler için güzel sürprizler de hazırlıyor olabiliriz. Aynı zamanda Tamer abinin şöyle bir uyguladığı söz konusu olan bir projesi de var. Projesi dedim devamlı yaptı. Her pazar ne yapıyoruz? Denize giriyoruz ve bugün günlerden sloganımız, bugün günlerden pazar, aman değmesin bizim çocuklara nazar diyerek her pazar Lütfü Sapmaz, Tanju Çolak, Şenol İpek, Afrikalı Ali, Bay Mustafa, bizim güzel bir kadromuz var. 14. haftamızı tamamladık. Her pazar denize giriyoruz Boğaz'da. İnşallah bir pazarda ben buna dahil olacağım. Kesin, ama ben denize giremem. Kesinlikle bekliyoruz. İnşallah. Olsun, kamera arkasında kalırsınız. Kameraları, videoları çekiyor oluruz. Aynen. Belki bir yayınımızda o şekilde gerçekleştiririz. Aynen ama gerçekten güzel yani. Kesinlikle. İnşallah dediğin gibi nazar değmesin diyoruz sizlere. İnşallah. Tamer Köseoğlu'na sosyal medyadan Den Den Yattsçılık üzerinden her zaman ulaşabilirler. Tabii ki. Bütün fikirleriniz, sorunlarınız varsa cevaplıyor olacaklar. Kendisine teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, kanalımıza şeref verdiniz. Sağ olun. Şimdiki konuğum ise Confetti Davet'in sahibi Sema Hanım'la beraberiz. Sema Hanım, acaba 2020 yılında sektör olarak beklentileri nelerdir? Hepimizin çok keyifli işler yapmasını, hepimizin yaptığı işlerden keyif almasını öncelikle diliyorum ve bekliyorum. Bununla birlikte tabii ki hepimize bol kazançlar diliyorum. Tek amacımız kazanç, para yani, arkadaşlar. Tabii tek amacımız para değil ama güzel işlerle birlikte güzel kazançlar. Helaliyle. Kaliteli güzel işler yapmak. Hani her yaptığımız işin bir sonraki adımı daha iyi olmalı diye düşünüyorum. Benim hedefim açıkçası kendi adıma bu şekilde. Peki çiftler evlilik hazırlığı süresince nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Sizin tavsiyeleriniz nelerdir sevgili arkadaşlarımıza? Öncelikle çalıştıkları firmaların profesyonelliğine, sektörde ne kadar zamandır hizmet verdiklerine, verdikleri hizmetin kalitesine, her şey fiyat değil. Maalesef ki bizim işlerimizde sen de biliyorsun, herkes sadece fiyat bazlı olarak bakıyor. Teklif alırken, görüşürken ama şunu ben çok iyi biliyorum, birçok teklif geldiğinde detayını okumadan bile gelin damat sadece dip toplama bakıp ona göre kararını veriyor. Aslında içerikler birbirlerinden çok farklı olabiliyor. En çok yaşadığımız şeylerden, sıkıntılardan bir tanesi. Aldıkları hizmetin ve aldıkları teklifin detaylarını dikkatle incelemeleri gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle siz olun. Gerçekten verilen sözlere itimat etmeyin. İçeriklerini gerçekten çok iyi araştırın ve firmanızı o şekilde seçin. Çok iyi referanslar alın diyoruz. Teşekkür ediyoruz Sema Hanım'a. Diğer konumuza geçiyoruz hemen. Çok sağ olun. Arkadaşlar şimdiki konuğum ise Alcoholoco firmasının ortaklarından Arda ile beraberiz. Arda'cığım, davetlerde ne tür hizmetler veriyoruz ve 2020 yılından beklentilerimiz nelerdir? Bu arada arkadaşlar ben oturmuyorum, ayaktayım. Anca yetişebiliyorum, kusura bakmayın. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Çok güzel bir 2019 senesi geçirdik. Hem sektörümüz adına hem kendi firmamız adına verimli bir sene oldu bizim için. Biraz yatırımlar yaptığımız bir sene oldu. Atıyorum Loco'da Pera gibi Loco Entertainment grup bünyesine bir marka daha kattık bu sene. 2020 içinde tabii ki her zaman olduğu gibi heyecanlıyız. Düğünler olsun, corporate eventler olsun, private partiler olsun. Yine içecek catering'i üzerine Alcoholoco olarak elimizden gelenin daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Peki 2020 yılından beklentilerimiz nelerdir? 2020 yılından beklentilerimiz öncelikle şunu söyleyebilirim. Herkes için sağlıklı ve mutlu bir yıl olmasını dilerim ben. Daha sonrasında içerisinde bulunduğumuz sektör çok geniş bir pasta. Bu pastadan herkesin, tüm sektördeki partnerlerimizin, iş ortaklarımızın, tedarikçilerimizin, herkesin kendini geliştirebileceği, güzel paralar kazanabileceği, güzel işbirlikleri sağlayabileceği bir yıl olmasını dilerim ben. Çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca bugün bize ev sahipliği yaptığınız için de Yapıt ailesi olarak da ayrı teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şimdiki konuğum ise sektörün duayen firmalarından İzzet & Yakar Music firmasının ortaklarından Yakar abi. Teşekkür ederim. Abicim hoş geldin. Eyvallah, teşekkür ederim. Yakmıyorsun, yakar diyor ama yok, yakmıyorsun. Abi hava muhalefetine biraz kötü durumdayız. Yani. Nasıl iyisin? Teşekkürler. İyi bir seneye girdik. Allah, siz nasılsınız? Nasıl gidiyor? Aynen, biz de yeni sezona çabalıyoruz. Aynen. Yeni YouTube kanalım. Hayırlı olsun. Bütün sektörü konuk alıyoruz artık. Süper. Yani güzel bir şey. Sosyal medyanın gücünü kullanman gerekiyor. Aynen öyle. 2020 yılından sektör olarak beklentiniz nedir? Sektör olarak şu anda çok güzel ve çok seri, hızlı başladı. Kaliteli gelinle damatlar. Bunun biraz açıklamasını yaparız. Eylül-Ekim ayından beri Ağustos, Temmuz, işte Haziran ki Mayıs'ta biliyorsun ki bayramımız, Ramazan bayramımız ve Ramazan orucumuz var. Ona kalmadan kendilerinin kaliteli firmalar ararken kaliteli firmaları hemen book ediyorlar, yani ayarlıyorlar, sözleşmelerini hazırlıyorlar ve bilinçli bir şekilde bizden hizmetlerini istiyorlar. Bu müzik firması seçiminde çiftlerimiz en çok nelere dikkat etmeleri gerekiyor ve bu konuda da sizin özellikle tavsiyeniz nedir? Şimdi tavsiyem, birincisi mekan. Şu an piyasada çok kaliteli firmalar var ama bu firmaların dışında merdiven altı dediğimiz 4 hoparlör, 8 hoparlör satın alıp 3 sene 5 sene bizim gibi firmaların yanında çalışıp kendi firma açmaya, yetişmeye biz de öyle başladık mantığına girmeyeceğim. Bizim zamanımızda 90'larda bu işler çok farklıydı. Bu tarz çalışan insanlar var ve bu arkadaşlar, bu teknik insanlar verdikleri sözlere bazen tutamıyorlar ve %60, %70 gibi oran çok yüksek. Operasyon günü ve operasyon zamanı büyük sorunlarla karşılaşıyorlar ve gelinle damadın hatıralı, eğlenceli, güzel bir gece yaşayacaklarına stresli, sıkıntılı bir kabus olabilecek bir duruma geliyor. O yüzden DJ'ye doğru anlattığında, zevklerini, sevdiklerini ve şarkılarını verdiğinde bunun listesini düzgün bir şekilde paylaşın. İlk dans, giriş pastası, dans dersi vesaire, olayımız kaymak gibi çözülüyor. Başka bir şey sorun kalmıyor. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum.